Alkışlar Duygular için. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim efendim. Çok güzel bir performans izledim. Yani o performansla karşılaştırılınca 8700 puan fena puan değil ama düşük kalıyor. Keçeden. Değil mi? Hı hı. Keçeyi suya saldık. 9500 olabilirdi. Yani size 3 tane harf alma hakkı bırakabilirdi Eda Hanım. Şimdi daha rahat bir yolculuk yapacağız. 11 tane harf alma hakkınız var. 11'ini birden alırsanız Gül Hanım ve Caner Bey çok sevinirler. Tabii. Gelin onları o kadar sevindirmeyelim. Evet, sevindirmeyelim. Başlayalım mı? Başlayalım. Duygu Hanım'ın ilk sorusu efendim. Şeref, öz saygı, izzet-i nefis, haysiyet. Fransızca kökenli olması kafanızı karıştırmasın. Aynı zamanda yaygın bir erkek ismi dilimizde. Öz saygı, izzeti, nefis, haysiyet. Haysiyet, siz herif. Şeref. Bir tane harf alayım. Almayın. Aynı zamanda bir erkek ismi. Herkesin bir şerefi var. Seninle... Erkek ismi. Gurur duyuyorum. Gurur kötü bir şeydir. Yok ben. Umut. Hayır. Umut da değil. Ümit. Da değil. Hayır. Hayır asla. Alalım bir harf. Alayım bir tane. Aldık harf. Be uğraştırmayın bizi. Ozan. Ozan mı? Hayır. Oğuz. O. Tanıştığıma. Memnun oldum. O ile başlayan bir erkek ismi şeref, özsaygı, izzeti, nefis, haysiyet anlamlarına gelmekte. Bir basiret bağlanmasıyla evet. Karşı karşıyayız. Bir harf daha bir mı? Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Onur. Onur efendim. Onur 200 puan değerinde. Tüh. Buranın heyecanından o. Oluyor bazen öyle şeyler. Hiç merak etmeyin efendim, toparlayacağız. Tamam. Balıkçılık. Hiç ilgilendiniz mi? Hayır. Herhangi bir olta takımı görmüşlüğünüz var mıdır? Belki Eminönü'nde falan. Ha, oralarda görmüşsünüzdür. Dur bakalım. Şimdi deyimlerde filan da kullanılan bir tabir olduğu için büyüğüne sinara denir. Unutun bunu. Okay. Küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası. Hiçbir fikrim yok. Gözünüzün önüne geldi mi böyle balık şeklinde kurşun parçası ağırlık yapması için misinaya? Evet. Heh. Da o ne acaba? Deyimlerde filan da kullanılır mesela. Yuttu derler. Balık bunu yuttu. Yem gibi. Harf alalım mı? Alalım bir tane. Alalım bir harf. Nokta noktayı yutmak. Z ile ne olabilir? Bir harf daha hadi. Bir tane daha alayım. Çok süre harcadık çünkü. Zoka. Öyle miydi o? Zoka mı o? Zoka! Evet. Toparlanız. Bir nefes alalım. Evet. Oh, 2 dakika 17 saniye kalmış. Evet. Yani topu 400 puan kazanmak için neredeyse 2 dakika harcamışız. Bir daha böyle bir şey yapmayacağız evet, değil tamam. mi? Tamam, ben de daha dikkatli olacağım. Tamam. Harf istediğinizde sizi durdurmayacağım. Tamam. Hız, bize lazım olan odur. Buyurun yeni soruya. Hazreti Muhammed'in söz ve davranışları ve bu söz ve davranışları inceleyen din bilimi. Biliyorum aslında. Bir harf alalım mı? Bir tane alayım. Aldık bir tane. Durduruyorum. Evet, çok güzel. Nokta noktayı şerif. Hadis. Hadis. Hı-hı. Buyurun. Teşekkürler. Şimdi yenisi geliyor. Böyle bir asalet unvanı. Hı. Ama bizden değil, batıdan. Batıdan. Bir okay. Görelim. Batı aristokrasisinde prensesten sonra gelen en yüksek Düşes. Soyluluk olur mu? Olur. Vallahi oldu. 500 puan daha. Bize lazım olan bu efendim. Hı hı. Tamam mı? Bu hız bize lazım olan. Hadi gelsin bakalım. Böbrekte görülen iltihap. İsle mi bitiyor acaba sonu? Böbrekte görülen iltihap. Hı hı. Bir tane harf alayım. Aldık bir tane harf. Heh, F harfi. İlk hecenin sonu gibi. Ne dersiniz? Bir tane daha mı? Hadi bir tane daha. Son bir tane daha. Yeter. F'si var, R'si nefron... var. Nefron. Nefron değil o. Öyle başlıyor da nefron değil. Nefrin. Ha gayret, ha gayret. Nefrün. Durdursak mı? En güzeli. Yani bu hastalıktan da yani... Nefret. Ne? Nefret. Nefrit. Nefrit onun ismi. 400 puan. Şimdi ben size... Tıpkı Onur gibi bir erkek ismi vereceğim. Siz onu bana kısaltacaksınız. Okay. 6 harfli yapacaksınız. Harfli. Son 6 harfli cevabınız. Buyurun. Mustafa. Hadi kısaltın. Eskiden Mustafa. Daha yaygın kullanılırdı ama o şekilde. Musti demeyin mesela. Evet, aklıma gelmişti. 15 harfli. Mustafa. Bir tane harf alayım ben. Buyurun. Zamanım gidiyor.
Bir harf istediler. Hı hı. İşte bir I harfi. Mıstık. Mustafa Mıstık. 500 puan. Böylelikle geldik 7 harfli cevaplara. Yani siz bunu cevapladığınızda yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Ne kadar süremiz var? 1 dakika. 12 saniye. Okay. Çok az kaldı. Hadi koşalım. Göz var, izan var tabirindeki izan sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Alalım mı bir harf? Buyurun. İzansız. Böyle bir izansızlık yapmazdım. Bilseydim. Bir harf daha. Bir tane daha. İnsanda biraz illa söylemeye gerek yok yani bir şey olur. Neyet. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Hayır bu öyle eski bir kelime değil bu. Yeter. Anlayış. Anlayış. 400 puan daha. Bilin bakalım ne oldu? Harf alma hakkımızı bitirdik. Gerçekten. Evet. O yüzden geriye 44 saniye kaldı ya hiç korkmuyorum. Nasıl olsa harf almayacağınız için. Mecburum. Soruyu gördüğünüz gibi tokatı indireceksiniz ya. O süre bize yeter. İnşallah. Yetmekle de kalmaz. Üzerine siz 19 saniye de arttırırsınız. Çünkü arttırmak zorundasınız. Tabii. Anlaştık mı? Eda Hanım'ı geçmeliyiz. Evet efendim. Bundan sonra harf almayacağız. Soruyu göreceğiz. Tokatı indireceğiz. Hadi gelsin. Hem sıcaklık hem susuzluk. Hem de coşkunluk, ateşlilik. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir sıcaklık, söz. Sıcaklık, susuzluk. Hem sıcaklık pek yaygın değil. Kurumak. Arapça köken. Kullanıyoruz ama. Hem sıcaklık anlamına geliyor. Hem sıcaklık. Susuzluk anlamına geliyor. Hararet. Hararet. Çay harareti alır. Buyurun. Şimdi karşınıza öyle anlamı olan kelimeler çıkmayacak efendim. O yüzden biz bunu söz öbeği diye sorduk. Söz öbeği nedir? Mesela lagaluga bir söz öbeğidir. Öyle iki tane sözcük bir araya gelmiş, şöyle bir anlama bürünmüş. İkide birde, uygunsuzca, yerli yersiz bu anlamlarda kullanılan bir söz öbeği. Habire gibi ama. Durdursak mı? Harf alamazsınız evet. Ya. Evet, ikide birde, uygunsuzca. İkide birde bize geliyorlar. Uygunsuzca bize geliyorlar. Şey pıtı, çattı. Çat pat. Çat pat. Bizi... Çat kapı. Yok. Çat kapı. Çok mantıklı ikinci kelimesi var. Bunun ikisi de mantıksız. İkide bir de uygunsuzca yerli yersiz. Yerli yersiz zamanlarda beni arıyor. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Olur olmadık sığmıyorum ki. Olmaz. Bir de mantıksız olmalı kelimeler. Laga luga gibi. Hayır. İkide bir de beni arıyor. Yerli yersiz beni arıyor. Uygunsuz zamanlarda beni arıyor. Alt kata taşındılar ya. İkide bir çat de ben... kapı değil. Hayır, hayır. Aa, hayır ya. Zırt, zırt pırt. Ve evet. De pırt efendim. Ne yazık ki. Hiç hoş olmadı. Bence güzel oldu. Neden? Rahatladık. Şimdi mesela kaybettiyse insan böyle bir soruda kaybetmeli. Mesela sorarlarsa işte kelime oyununda nasıl gitti yarışma? Kaybettim. Nerede kaybettim? Pırt'ta kaybettim. Kimse demez ki niye kaybettin? Evet. Bir alkış alalım kendisine. Elimizde 5 soru var. 34 saniye içerisinde yettiği kadar. Tamam mı Duygu Hanım? Tamam. El butonun üzerinde. Buyurun gelsin. Endülüs halk müziği ve dansı. Endülüs. Halk, harf aldık mı? Bir tane aldım. Aldık. Hani böyle flamingo mu? Flamingo değil. Bir alaka değil mi? O kuş o. Ama çok benziyor. Yine onun gibi ateş. Flamenk. Flamenkçe. O da dil. Flamingo gibi bitmeli. Flamengo. Ya ben bunu kabul ederim. Ben bunu kabul ederim. Flamenco 700 puan değer. Hadi yenisi gelsin. Yenisi gelsin görelim. Tek kelime bir defa. Şaşkınlıktan sersemlemek. Afallamak. Çok güzel. Gayet güzel. Bu da çok kolay. 9 harfli cevapların toplamda 1800 kazandıracağını düşünüyordum ben. İlkinden harf aldınız ama burada almayın hadi. Vallahi kolay. Kirinden arındırılmış olanı sudan geçirmek. Basarım. Evet. Bir harf. Almayın. Almayayım tamam. Kirinden arındırdım bunu ben. Hı hı. Şimdi bir de sudan geçiriyorum. Ne yapıyorum yani? Yıkamak. Yıkamışım. Yıkadık zaten evet. Yıkamışım. Şimdi bir de sudan geçiriyorum. Yani? Durulamak. İşte o kadar. Hı hı. Anneciğiniz kızacaktı size. Öyle bakıyordu vallahi. Buyurun yenisi gelsin.
övünür biçimde davranışlarda bulunarak büyüklük taslama. Hadi bir harf alalım. Okey, bir tane alalım. Bir tane aldık, zor soru bu. Bu bir deyim. İlla ki işin içerisinde metafor var. Övünür biçimde davranışlarda bulunarak büyüklük taslama. Bir harf daha. Bir harf daha. Evet. Bir harf daha. Ne? Böyle kibirli, kurumlu, gururlu. Bir tane harf daha. Yok. Hadi nasıl olsa kazanamayacağız. Bir harf daha alırız. Caka satma gibi ama değil. Caka satma gibi. Ama başka bir şey lazım oraya. Çırt, çat, çıt. Futbolda da var. Bu ne afra, bu ne tafra, bu ne? Yok. Çalım. 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 En azından soruların hepsini gördük. Evet. Daha doğrusu bunu da gördüğümüzde hepsini görmüş olacağız. Son soru. Özü ve içeriği önemsemeden dış görünüşe ağırlık veren görüş. Bir tane harf alayım. Bir tane daha alayım. Yani içine değil de biçime bakıyor. Şık. Tekrar söylüyorum. İçine değil de biçime bakıyor. Şekil. Onun yaptığı şey. Ona bakan kişi. Şekil yapmak. Heh, o şekil yapan kişi. Şekil yapan. Hani bir ek var, sonuna geldi o işi yapan kişi. Ha, şekil yapı. Bak ya. Aa. Tek kelime bu. Ha, şekilci gibi. Ha, şekilcilik. Şekilcilik. Olmadı bu sefer. Ne zaman gelirsiniz bir daha? En yakın zamanda. Sonbaharda. Olur mu? İnşallah. Hadi bir daha alkış.